Bütün Katolik kiliselerinde olduğu gibi Ermeni Katolik kiliselerinde de Karem dönemine girildi. Paskalya bayramından önce dünyanın pek çok yerinde karnavallar yapılırken İstanbul Ermeni Katolik kiliselerinde de her yıl olduğu gibi Kül Çarşambası ayinleri yapıldı. Bütün Katolik kiliselerinde olduğu gibi Ermeni Katolik kiliselerinde de Karem dönemine girildi. Paskalya bayramından 40 günlük oruç öncesi dünyanın pek çok yerinde karnavallar yapılırken İstanbul Ermeni Katolik kiliselerinde de her yıl olduğu gibi Kül Çarşambası ayinleri yapıldı. Oruç devresinin ilk günü yapılan ayin sonunda rahipler tarafından her imanlının alnına kutsanmış külü haç şeklinde sürmesiyle gerçekleşen Kül Çarşambası yani Mokros geleneğinde küller, bir önceki yılın zeytin dalı bayramında kutsanmış olan zeytin dallarının yakılmasıyla elde edilir ve tövbeyle arınmanın sembolü olarak görülür. 40 günlük oruç döneminde inananlar oruç ve perhiz yaparak hayvansal gıdalardan uzak dururken, Ermeni kiliselerinde gelenek olduğu üzere 40 günlük oruç süresince sunaktaki perdeler İsa Mesih'in dirilişine yani Paskalya bayramına dek kapalı tutulur.